Selamun aleyküm kıymetli dostlar ve sevgili öğrenciler. Hepiniz hoş geldiniz. Bugünkü dersimiz harflerin çıkış yerleri, mahraçları. Hemen başlayalım. Elif. Boğazın sonunda göğüse bitişik olan yerden çıkarılır. İnce, aşikar ve şiddetli okunur. E. E. İ. Ü. B. İki dudağı birbirine vurarak kuvvetli bir ses çıkarmak suretiyle çıkarılır. İnce, aşikar ve şiddetli okunur. B. 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 Eb. Galgale harflerindendir. Eb. İb. Üb. Böyle daha belirgin oluyor harfin çıkış yerleri. Eb. İb. Üb. Evet, dudaklardan çıkıyor. T. Dilin ucunu yukarı dişlerin ortasına vurmak suretiyle çıkarılır. İnce, gizli ve şiddetli okunur. T. T. Tü. Et. İt. Üt. Peltek F. Dil ucunu üst dişlerin başlarından biraz dışarı çıkarmak suretiyle çıkarılır. İnce, gizli ve yumuşak okunur. F, fi, fü. F, if, üf. Bazı öğrenci arkadaşlarımız, hocam sen bunu P diyorsun diyorlar. Ben P demiyorum. Demek ki P harfi gibi çıkıyor. F, if, üf. Peltekse. Cim. Dilin ortasını üst damağa vurmak suretiyle çıkarılır. İnce, aşikar ve şiddetli okunur. C. 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 Ec. İc. Üc. Bu da galgale harflerindendir. Ec. İc. Üc. Ha. Boğazın ortasından boğaz biraz kısalarak çıkarılır. Ha gibi kalın, gizli ve yumuşak okunur. Ha. Ha değil de ha. Temiz ve net çıkacak. Ha. Ha. Hi. Hu. Eh. İh. Üh. Ha. Tam kalın harf değil ama kalın harfle yakın bir harftir. Harfi. Boğazın evvelinden boğaz hırıldatarak çıkarılır. Kalın, gizli ve yumuşak okunur. Kalın harflerdendir. Ha, 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 hı, hu. Bunlar ötüresi u diye çıkar, esresi ı diye çıkar. Ha, a, hu, u, hı, hı. Esrede ise ı'dan i'ye doğru bir gidiş vardır. Hı. Dal. Dilin ucu üstteki ön dişlerin ortasına vurarak çıkarılır. Dilin ucu üstteki ön dişler ortasına vurarak çıkarılır. İnce, aşikar ve şiddetli okunur. Dal. De. Di. Dü. Ed. İd. Üd. Galgale harflerindendir. Ed. İd. Üd. Vel. Peltek bir harftir. Dilin ucunu üst dişlerin başlarından biraz dışarı çıkarmak suretiyle çıkarılır. Ve. İnce, aşikar ve şiddetli okunur. Ve, zi, zı. Ev, iz, üz. Ra. Dil ucunun biraz arkasını üst ön dişlerin dibine vurarak çıkarılır.
Kadesine göre bazen ince, bazen kalın ve aşikar okunur. Evet, Kur'an-ı Kerim okurken bazen ince, bazen kalın çıkarılır. Onun kuralları var. Tecvidli Kur'an dersi de onu ayrıntılı şekilde anlatıyoruz. Üstünü ve ötresi kalındır. Ra, ru. Esresi incedir. Ri. Kur'an-ı Kerim'de re yoktur. Ra vardır. Ra, ru, ri. Er. Bakınız, er demedim. Ra sakin olsa diyor. Ra'dan önceki harf üstün olsa ra kalın okunur. Er. İr ince, yur kalın okunur. Üstün ve ötrede kalın, esses ince okunur. Er, yur, ir, z. Dil ucu ön dişlerin uçlarına değerek çıkarılır. İnce, yumuşak ve aşikar okunur. Z, keskin z. Diğer z, peltekildi z. Bu keskin z, zeytinin z'si. Z, zi, zü. Şimdi bazı kardeşlerimiz diyorlar ki hocam Kur'an'da ü yoktur. Çok ince okumuyoruz. Zü demiyoruz. Ama zu demiyoruz. Zaten bizim zu'umuz var. Burada bu zu. Ama bu zu değil. Bu zü. Ü bu. Zu olan bu kalın harfimiz u diye çıkaracak. Bir daha okuyorum. Z, e, z, zi, zü, ez, iz, üz. Sin. Dil ucu iki alt ön dişlerin ortasının başlarına yakın yere vurmak suretiyle çıkarılır. Gizli ve yumuşak okunur. Sin, se, si, sü, es, is, üs. Evet, su gibi akıyor maşallah. Şın. Dil ortasını üst damağa dayamak suretiyle çıkarılır. İnce, gizli ve yumuşak okunur. Şe, şi, şu. Şe, şi, şu. Eş, iş, üş. Sad, kalın harflerdendir. Dilin ucuyla ön dişlerin yarısından çıkarılır. Gizli, yumuşak ve kalın okunur. Kalın okunur. Sa, si, su. Bakınız A sesi çıkıyor. Sa, sı, tam sı demiyoruz. Sı diyoruz. Sı. Yani yukarıda söylediğim gibi I'dan İ'ye doğru bir gidiş var. Sı. Sa, si, su. Vat. Kalın harflerdendir. Çıkarması zor bir harftir. Bakınız ne diyor? Dilin yan tarafını sağ ya da soldaki üst yan dişlere vurarak çıkarılır. Kalın, yumuşak ve aşikar okunur. Va. Dilimizi yan tarafını sağ, biz bir tarafını çıkaralım. Ben sol taraftan çıkarıyorum. Dilin yan tarafını sağ üst yan dişlere va. Va, va, vı, vu. Da değil. Zaten dağımız var bizim bakın hemen altında. Va, vı, vu. Yav, yav, yav. Evet, biraz farklı çıkıyor. Çünkü dat harfi. Bunu bazıları za demiş. Ramazan mesela dat harfiyle yazılır. Ramazan. Za diye okuyorlar. Hatta bir talebe camide namaz kılıyormuş. Hocanın birisi bunu za diye okuyormuş. Birisi da diye okuyormuş. Talebe namaz kılırken bir de bakıyor ki iki hocası camide arkasında namaz kılıyorlar. Fatiha okurken velat dalil mi desem velat zalil mi desem diyor ki hocamın ikisini kırmayayım. Velat zalil diyor. İki hocanın isteğini yerine getirmiş oluyor. Ama doğru söyle değil. Bu espri olarak anlatılır. Çünkü çok tartışması çıkmıştır. Ve lavva ve lavvalin diye okunur. T kalın harflerdendir.
Dil ucunu üst ön dişlerin etlerine yakın olan yere vurarak çıkarılır. Kalın, şiddetli ve aşikar okunur. Da, di, du. Da, di, du. Eldo. Bakınız, kalgele harflerindendir. Yankı yaptırmamız lazım. Eldo. 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 Eldo amehüm diyor. Kur'an'ı geçiyor mesela. Eldo. 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 Zı. Kalın harflerdendir. Kalın harfleri daire için aldım. Belli olsun diye. Z. Bu z değil de dil ucu üst ön dişlerin. Evet, dil ucu üst ön dişlerin başlarından biraz dışarı çıkarmak suretiyle çıkarılır. Yumuşak, kalın ve aşikar okunur. Bunun peltek diyenler de var. Dilimizi evet yapalım. Za. Za değil de za. Za. Zı. Zu. A sesi çıkıyor. A. Za. Zu. U. Zı. I. Kalın harflerdendir. Ayn. Boğazın ortasından boğazı hafif sıkılarak çıkarılır. İnce ve aşikar okunur. Bu da ha gibi. Boğaz biraz sıkılır. Ayn, a. Ayn, a. Ay, u. A, ay, u. Ayn, kalın harfler kadar kalın değildir. Bu da kalın harfler gibi a sesi verir. A, ay, u. E'a. İnne e'a diyoruz. Bakın, e'adayna derken e'a, i'u, yu. Gayn kalın harflerdendir. Boğazın evvelinden çıkarılır. Yumuşak ve kalın okunur. Kalındır. Ga, gı, gu. Üstün ötürü de a, ese de kalından inceye. Ga, gu, gı, ı. Harfi. Ön dişlerin ucu ile alt dudağın içinden çıkarılır. İnce, yumuşak ve gizli okunur. F. F. Fi. Fı. F. İf. Üf. Gaf harfi kalın harflerdendir. Dilin sonu damağa vurularak çıkarılır. Şiddetli, aşikar ve kalın okunur. Ga, ga, gı, gu. Ga, gı, gu. Kalın harflerimizdendir. A sesi çıkarılır üstün ve ötrede. Ga, gı, gu. Kef. Köfün çıkış yerinin az daha aşağısından çıkarılır. Yani kaf harfinin az daha aşağısından çıkarılır. İnce, gizli ve şiddetli okunur. Bakınız, gaf harfine yakın yerden çıkarılır diyor. Çoğumuz k diyoruz. Subhaneke, k değil, k. Subhaneke, k, ki, ku. Yani k değil. Pekala ne? K. K, ki, ku. Ek, ik, uk. Yani biraz geriden çıkarılıyor. Lam. Dat maharecinden itibaren dilin uç tarafını damağa vurarak çıkarılır. Aşikar ve ince okunur. Lam, le, li, lü. El, il, ül. Mim. Dudak içleri birbirine hafifçe vurularak çıkarılır. İnce ve aşikar okunur. Mim, me, mi, mü. İnce harflerdendir. Nun. Dilin ucu ile üst dişlerin dibine yakın olan damaktan çıkarılır. İnce ve aşikar okunur. Ne, ni, nü. En,
İn, ün. Em, im, üm. Mim harfini unutmuştuk. Vav. Dudakların uçları birbirine dokundurulmadan uzatarak çıkarılır. Yumuşak ve aşikar okunur. Yani dudaklar, dişler dudağa vurmaz. Ve denmez. Ve. Dilimiz, dişimiz dudağımıza vurmaz. Ne diyor? Dudakların uçları birbirine dokundurulmadan. Ve. Dudaklar ileriden gelecek. Ve. 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 We. Vu. Yani ve. Vi. Vu değil. Bu da çok yanlış çıkarılan bir harfimiz. Ve. We. Vu. Ev. İv. Uv. He. Boğazın sonunda göğüse bitişik olan yerden hemzeden evvel çıkarılır. İnce, gizli ve yumuşak okunur. He, hi, hı. He, hi, hı. Eh, ih, ı. Eh değil. O zaman ha gibi olmuş olur. Yanlış olur. Ye. Dilin ortasını üst damağa vurarak çıkarılır. Dilin ortasını üst damağa vurarak çıkarılır. İnce, yumuşak ve aşikar okunur. Ye. Ye. Yi. Yü, ey, i, üy. Bir de lam elif var. Bu lamın ve elifin birleşmesine meydana geliyor. Burada yazılmamış. Kalın harflerimizi bir daha tekrar edelim. Ha, ha, hı, hu, sa, sı, su, da, vı, vu, da, dı, du. Za, zı, zu. Ga, gı, gu. Ga, gı, gu. Bunları kitaplarda şöyle özetlemişler. Hussa, dağdın kız harfleri. Ezberlerimizi kolay olsun diye. Bu harflerin başları bakınız. Ha, sat, dat, gayıntı, gaf, zı. Hepsi burada var. Bunlar kalın harflerdir. Hussa, dağdın kız harfleri. Biz Kur'an kursunu okurken böyle ezberlemiştik. Ha, ayın, ra. Bunlar bu harfler kadar kalın değil ama üstünleri a okunur. Ha, a, ra. Hu, ru, ru. Bu, ra esreridir. Evet. Kalın harflerimizi sayalım. Ha, sad, bad, tı, zı, gayn, gaf. Üç tane pelteğimiz var. Vel, fe, zı. Ve, vi, zı. Fe, fi, fü. Zı, vı, zı. Bir de şu konuya dikkat çekmek istiyorum. Mü'min. Bunu genelde okurken mü diye böyle kalın çıkarıyor arkadaşlarımız. Elif'in çıktığı yeri vuracağız. Hemzenin çıktığı yere vurduracağız. Mü, elif. Mü, min. Müsade. Müsade. Yani mu değil. Mü, hemzenin olduğu yere vurduracağız. Müsade. Evet, kıymetli dostlar ve sevgili öğrenciler. Dersimiz burada sona ermiştir. Başka bir derste, başka bir videoda buluşmak ümidiyle hoşça kalın. Sadece ve sadece alemlerin Rabbine emanet olun efendim.